Bitkiler kanser olur mu? Hayvanlarda ve bitkilerde organizmayı oluşturan çoğu hücrenin çoğalmasını sınırlandıran süreçler vardır. Çok hücreli organizmalarda hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenleyen bu mekanizmalarda ortaya çıkan problemler, hücrelerin ve hücre gruplarının kontrolsüz olarak çoğalmasına ve büyümesine yol açabilir. Tümör oluşumuna ve kansere sebep olan bu durum bitkilerde de ortaya çıkabilir. Oluşma mekanizmaları benzer olsa da bitkilerde kanser metastaz yapmaz. Metastaz, kanser hücrelerinin kan dolaşımı ve lenf kanalları yoluyla taşınarak vücudun farklı bölümlerindeki dokulara yayılması olarak tanımlanabilir. Bitkilerdeki tümörlerin farklı dokulara yayılmasının nedeninin bitki hücrelerinin sahip olduğu hücre duvarı olduğu düşünülüyor. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki önemli farklardan biri olan hücre duvarı, hücreyi mekanik gerilime karşı korur. Basit bir mikroskopla bile görülebilen hücre duvarının kalınlığı mikrometre ölçeğindedir. Bu yapı bitki hücrelerinde hücreler arası ortamın hayvan hücrelerine göre daha güçlü, kalın ve sert olmasını sağlar. Bitki hücrelerinin bu yapının içinde hapsolması kanserin diğer dokulara yayılmasını engeller. Bitkilerdeki tümörler çoğunlukla hastalık yapıcı etkenler, örneğin virüs, bakteri, mantar nedeniyle ortaya çıkar. Çünkü patojenler bitki DNA'sında mutasyona sebep olabilir. Günümüzde meydana gelen asit yağmurlarının sebebi doğal süreçlerden daha çok insan faaliyetleridir. Fabrikaların ve motorlu araçların atmosfere saldığı, içeriğinde sülfür ve azot bulunan bileşikler asit yağmurlarına sebep olur. Örneğin termik santrallerde elektrik üretimi sırasında atmosfere salınan gazlar asit yağmurlarının en önemli sebeplerindendir. Asit yağmurlarının hem canlı hem de cansız varlıklar üzerinde önemli etkileri vardır. Örneğin pH 5'in altına düştüğü zaman balıklar ölmeye başlar. Ayrıca mercanların kireç taşından oluşan iskeletleri asidik sularda çözünür. Asit yağmurları mermerlerden, kayalardan ve kireç taşından yapılmış binaları ve anıtları da aşındırır.